Dünyadaki en agresif köpek ırkları olarak bilinen bu iki cinsin aslında yanlış tanımlanmış ya da tanıtılmış bir kara lekesi vardır. Dışarıdan korkutucu ve güçlü görünmesinin altında altın gibi kalpleri vardır. Aynı zamanda ilginçtir, ailelerin dünya üzerinde en çok tercih ettiği ırklardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Çoğunlukla birbirleriyle karıştırılan Pitbull ve Amstaff düellosu başlasın. Çene kuvveti. Amerikan Pitbull'lar yaklaşık olarak 238 PSI bir çene kuvvetine sahiptir. Amstaff'ların çene kuvvetleri ise 328 PSI'dir. Yaşam süreleri. Pitbull'lar 8 yıl yaşarlar ama çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 15 yıla kadar uzayabilir. Amstaff'ların yaşam süresi 12 yıldır. Çok iyi bakıldığı takdirde bu süre 16 yıla kadar uzayabilir. Yaşam sürelerini biz sadece genel analizlere göre yorumlayabiliyoruz. Tabii ki ne kadar ve nasıl yaşayacağını kimse bilemez. O yüzden burada ikisine de puan vermiyoruz. Genel sağlık. Pitbull'lar diğer köpeklere kıyasla daha fazla sağlık sorunları yaşarlar. Vücutta alerjik yapıları nedeniyle reaksiyonu fazla gösterirler. Ayrıca cinsel bölgelerinde iltihaplanmaya sebebiyet verecek duyarlılıkları taşır. Amstaff'lar ise Pitbull'lara nazaran daha az sağlık sorunları yaşarlar. Duyarlılık gösterdiği hastalık ataksi hastalığıdır. Bu da kalıtsal olarak anne ve babadan geçip tüm sinir sistemi üzerinde etkilidir. Zeka sıralaması. Pitbull'ların araştırmalara göre envai çeşit köpeklerin içinde bulunduğu zeka sıralamasında 48. sırada yer almaktadır. Amstaff'lar ise köpekler arasında 15 ila 25 tekrarda komutu yani %70 oranında algılayabilir. O yüzden 34. sıraya ismini yazdırmayı başarıyor. Çocuklarla arası. Pitbull'ların Türkiye'de bilinenin aksine daha farklı karakterleri vardır. Yetiştirme ile doğrudan orantılıdır ki kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır mantığı görülür. İnsanlarla anlaşabildikleri gibi çocuklarla da arası gayet güzeldir. Daima hareket halinde olan bu cins çocukluktan itibaren yanında olanların dostluğuna da ortaktır. Amstaff'ların üstüne yapışmış Pitbull'lar gibi kötü sıfatları mevcuttur. Halbuki çocuklara asla zarar vermeyen bu cins tam bir aile köpeğidir. Hatta çocuk bakıcısı diyenler var ama tedbir her zaman önde gelir. Ve asla bir çocukla evde yalnız bırakmamanız önerilir. Yani saldırı ihtimalinden çok iri cüsseleriyle kazara üstüne düşebilir. Sizleri dışarıda görenler asla yanınıza dahi yaklaşmak istemez. Ama yetiştirilme tarzları ve alınan önlemler de bunlara eklenince herhangi bir problem yaşamazsınız. Diğer hayvanlarla arası. Pitbull'lar diğer hayvanlarla beraber olmayı pek istemezler. Kedilerle arasının kötü olduğu barizdir. Gerçi diğer köpeklerle de uyumlu oldukları söylenemez ama yavruluktan itibaren onların sosyalleştirilmesi sağlanırsa ancak o zaman bunu kabullenir. Hatta onu kendi ailesinin bir üyesi gibi görür. Amstafflar diğer evcil hayvanlarla ortalama bir düzeyde anlaşmaktadır. Genel hatlarıyla saldırgan bir tutumu yoktur. Fakat karşısında bir canlı tehdit oluşturursa saldırma ihtimali yüksektir. Yavruluktan itibaren diğer hayvanlarla sosyal çerçevede kaynaştırırsanız en doğru iletişimi anlatmış olursunuz onlara. Ev ve apartmana uyumu. Pitbull'lar her türlü koşulların üstesinden gelir ve kolay uyum sağlar. Onun sıkıntı çekebileceği düşünülmez bile ama bir daire yaşantısı için pitbullları tavsiye etmiyoruz. Akabinde egzersizlerini bir gün bile aksatılmadan yaptırdığınız takdirde apartmanda bakılması daha da kolaylaşır. Eğer apartmanda bakmak isteyenler varsa. Amstaff'ların da günlük rutinleri karşılandığı vakit ve doğru eğitim verildiği müddetçe apartman dairelerine bakmanız mümkün olur. Her ikisine de sokakta kesinlikle tasmasız gezdirmemelisiniz. Zira enerjik yapıları bütün heveslerini yapmayı olağanlaştırır. Evde de durum şöyle, alan sınırlandırması yapmanız sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır. Bunu çitle veya ona bir oda verme tarzında yapabilirsiniz. Eğitimleri kolay mı? Evet, pitbullların eğitimleri kolaydır. Kullanıldığı yerler hep polislerin yanı olduğundan ötürü itaati severler ama katiyen eğitimini ihmal etmemelisiniz. Eğitim esnasında çok heyecanlanıp şapşalca hareketler yapabilirler. Bundandır ki pitbull sahipleri içlerinde sabırlı ve sakin karakterler barındırmalıdır. Amstafflar için eğitimler biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü sizin kurallarınıza adapte olmak onların gözünde ilk başta umursanmaz bir durumdur. Sahiplerinin sakin, aynı zamanda sabırlı olması gerekir bu durumda. Genlerinden gelen grup liderliği rolünü siz eğitim vermezseniz bunu üstlenip istediğini sizlere yaptırmaya çalışır. Bakımı. Pitbull'lar tüy bakımından fazlaca zahmetsizlerdir. Kısa bir tüye sahip olduklarından dolayı kolay bir bakımı vardır. Aynı zamanda sosyal bir yapıları vardır ve onlarla ilgilenilmemesi onun bu sosyal yapısını kaybetmesine neden olur. Her daim onunla vakit geçirilmeli ve dolaştırmaya çıkartmalısınız. Amstaff'lar da sizleri tüy bakımından yormayacak ırklardandır. Yılda iki kere ciddi tüy dökümü olur
biraz özenli olduğunuz vakit üstesinden gelirsiniz. Ayrıca pitbulllar gibi cilt sorunları var ve beslenmesi veteriner eşliğinde doğru bir biçimde yapılmalıdır. Bekçilik. Pitbulllar tanımadığı kişilere cana yakındır ama yalnızca sahipleri yanında olduğu vakit geçerli bir tarifedir bu. Eğer bir bekçi köpeği olarak ikisinin arasında kalmış hissediyorsanız kendinizi, pitbull tercihi yerinde olacaktır. Hele ki eğitimi tamamlanmışsa bu görevi yerine getirirler. Amstaffları hep yinelediğimiz gibi küçüklükten alırsanız onları sizin vazgeçilmez bir parçanız haline gelir. Her ne kadar sadık olsalar dahi tam bir bekçi köpeği olamazlar. Onlar yalnızca kışkırtıldığı vakit devreye girmeyi tercih edenlerdendir. Havlama. Pitbulllar çevresinde onu ve sizi tehdit edecek bir durumla karşı karşıya kaldıklarında havlamaya başlarlar. Bazen de sizlere bir oyun oynamak istediği çağrılarını iletmek için havlamalarını kullanırlar. Onun dışında zaman zaman havlayan bir cinstir. Amstafflarda havlamayı pek tercih eden köpek türlerinden değildir. Bu özellik apartmanda bakmayı düşünenlere müjde niteliğinde. Soğuk ve sıcak havalara dayanıklılık. Pitbulllar soğuk havaları tolere edemedikleri için korunaklı bir yerde veya ona ait bir kulübede gerekli şartların sağlanmasıyla bu durumla baş edebilirler. Aşırı derecede yüksek sıcaklıklara da gelemezler çünkü onların burunları küçük olduğundan sıcak onları çarpar. Orta düzey bir sıcak havada olması onun isteyebileceği bir durumdur. Amstaffların tüyleri ve burun yapıları pitbulllarla neredeyse aynıdır. O yüzden sıcak havalara dayanıklılıkları yoktur. Ama soğuk havaları kiloları pitbulllardan daha fazla olduğu için tolere etme şansı yüksektir. Yalnız kalabilir mi? Amerikan pitbull terierlerini yalnız bırakmak, hele ki küçük yaşlarda bir çocuk ile, kesinlikle doğru bir davranış değildir. Size aşırı bağlı olduklarından dolayı onlar uzunca bir süre sizden ayrı kalmayı kaldıramayabilirler. Hatta sahiplerini hayatları boyunca hep dünyalarının merkezlerine konumlandırırlar. Terk edilirse kendilerine bile zarar verirler. Amstafflar uzun bir süre yalnız kalmaya terk edilecek bir köpek cinsi değildir. Çünkü onlar insanları çok seviyorlar. Ama gel gelelim şu da bir gerçek. Sahibinden ayrı kaldığı vakit panik veya sızlanmaya eğilimi yoktur. Bunları pek tabii kaldırıp tek başına durabilirler. Enerji seviyeleri. Pitbull cinsi köpeklerin diğer köpek ırklarına kıyasla fazlaca enerjik olduğunu söyleyebiliriz. Egzersizlerini ve antrenmanlarını düzenli bir şekilde aksatılmadan günde 45 ila 60 dakikada tutmaya özen göstermelisiniz. Aklınıza gelebilecek herhangi bir sporu kaldırabilecek kapasiteye sahiplerdir. Amstaff da tıpkı pitbull köpek cinsleri gibi enerji seviyeleri fazladır. Aynı zamanda hızlı ve atletiktir. Egzersiz çalışmalarının aksatılması düşünülemez bile. Günlük egzersiz ihtiyacı pitbulllar kadar olmasa da onlar 30 ila 45 dakikaya taliplerdir. Eve geldiğinizde onu bir koltuğun üzerinde uyuyakalmış bir şekilde bulmanız muhtemeldir. Umarım hoşunuza giden, seyir keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala vermiş olduğunuz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana en büyük desteğinizi bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak verebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın.